sağlığım için her şeyin göz sağlığı köşesinde bu hafta katarak hastalığını ve katarak cerrahisinde akıllı lensleri konuşacağız. Acaba akıllı lensler e, katarak dışında görme ile ilgili başka hangi problemlerin tedavisinde kullanılabiliyor? E, gözdeki kırma kusurlarının tedavisinde akıllı lenslerin nasıl bir yeri vardır? İşte bu konularda bize Veni Vidi Göz Sağlığı Merkezinden göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Kadir e, Çolakoğlu bilgilendirecek. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız Kadir Bey. Ancak izleyicilerimizin sürekli izleyenleri elbette numaralarımızı ezberlediler ama ekranları yeni açanlar vardır. Ben izninizle e, numaralarımızı, Hadi. iletişim bilgilerimizi ekranlarımıza getirmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, sorularınız, görüşleriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Öncelikle sohbetimize akıllı lenslere gelmeden önce yaygın bir problem olan biraz katarakla başlamak istiyorum. Katarak nasıl bir hastalıktır? Katarak denince çoğu kişinin aklına hep yaşlılar geliyor. Ben de katarak olmaz, ben 40 yaşındayım, ben 30 yaşındayım, ben de katarak olmaz. Gerçekte böyle midir? Kataraktın yaşla ilgisi nedir? yaş dışında da başka faktörlerin etkisiyle gençlerde hatta çocuklarda da katarak oluşabilir mi? Katarak aslında doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında karşımıza çıkabilecek problemlerden bir tanesi. Fakat sıklıkla yaşa bağlı ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Ama konjenital katarak dediğimiz anne karnında bile doğuştan olabiliyor. Bazen Travmatik kataraklar çocukluk çağında veya gençlik çağında olabiliyor. İlaca bağlı kullandığımız ilaçlara, haplara, bazı tedavilere bağlı kataraklar hı hı. E, genç yaşlarda, orta yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla e, katarak aslında e, hayatımızın her zaman diliminde, her anında karşımıza çıkabilecek problemlerden bir tanesi. Ancak e, yaşa bağlı olan katarak belli bir yaştan sonra senil katarak dediğimiz... E, İleri yaşa bağlı göz merceğimizin saydamlığını yitirmesiyle oluşan katarak, bu da en sık rastladığımız katarak türü. Peki e, katarak ister bir travma ile olsun, ister yaşa bağlı olsun, ister belirttiğiniz gibi herhangi bir ilaç kullanımı, özellikle de kortizon kullanımda evet. bağlı olarak evet. gelişsin. E, kişilerde e, görme nasıl etkileniyor? Çünkü şimdi gözümüzü bahsettiğimiz için gözüzle ilgili pek çok hastalık görmeyi etkiliyor. Katarakta olan kişilerde görmeye özgü spesifik bir takım belirtiler var mı? Tabii ki var. E, katarak gözümüzün içinde dışarıdaki görüntüyü gözümüze odaklamayı sağlayan bir mercek var. Aslında bu bizim kendi akıllı merceğimiz. Hem uzağı hem yakını hem ara mesafeleri odaklayabilen doğuştan bizde var olan bir mercek. Bunun matlaşmasıyla ışığı gözümüzün içine geçirmesinin azalması sonucunda Katarak oluşuyor. Katarak oluşurken bazen yavaş yavaş puslanma sislenme gibi, bazen ışıklarda görmenin bozulması, ışıkların saçılması gibi, bazen de görmemizin tamamen kapanması gibi birçok görme ile alakalı semptomlara sebep olabiliyor ve günlük hayatımızı da çok zorlaştırıyor. Özellikle ışık azaldığı zaman geceleri çok daha zor ve az görmeye başlıyorlar. Bazı tip kataraklarda da bahsettiğiniz Kortizona bağlı e, oluşan kataraklarda ise ışık olduğu zaman onlar da ışıktan çok rahatsız oluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla kişiden kişiye ve tipten tipe göre çok farklı katarak çeşitleri ve farklı e, görme semptomları olabiliyor. biliyoruz ki hani kataraktın bir ilaçla tedavisi yok. Evet. Siz e, göz hastalıkları uzmanları hastanıza uygun gördüğünüzde ameliyat öneriyorsunuz. Şimdi Katarak ameliyatı kimlere önerilir? Yani her katarak tanısı alan hastaya katarak ameliyatı önerilir mi? Ya da katarakta da biraz hastanın şikayetleriyle ilgili olarak mı operasyon kararını alabiliyorsunuz? Tabii ki katarak gördüğümüz anda aslında gözden hemen temizlememiz gereken bir problem değil. Bu kataraktın kişilerde oluşturduğu sıkıntı, zorluk, görmeyle alakalı problemlere göre oturup hastalarımızla değerlendiriyoruz ve ona göre bir karar veriyoruz. Bu tabii kişiden kişiye çok değişiyor. E, görmeyle alakalı çok e, ihtiyacı olmayan insanlar bazen kataraktın birazcık olgunlaşmasını bekleyebiliyorlar. Fakat bazen de işte elindeki bir şeyi görmek isteyen televizyonu çok aktif kullanan veya e, aktif çalışan insanlarda görmeyle görsel e, iletişimle görmeyle alakalı aktif olan insanlarda katarak az da olsa Bazen müdahale etmemiz gerekebiliyor ki şikayetlere bağlı olarak. Evet. Dolayısıyla kataraktı gördüğümüzde ilaçla tedavi etmemiz mümkün olmuyor. Fakat insanları sıkıntıya sokmaya başladığında, görmelerini bozmaya başladığında kolaylıkla tedavi edebildiğimiz cerrahi yöntemler var. Şimdi katarak ameliyatına artık gelelim. Günümüzde katarak ameliyatında özellikle akıllı lenslerden bahsediliyor. Evet. Akıllı lenslerle de yapılabiliyor. Hastanın tercihine ya da doktorun önerisiyle başka lenslerle de. Bugün programımız biraz akıllı lensler olduğu için onun üzerinden sohbetimizi derinleştirmek istiyorum. Akıllı lens bir kere nedir? Akıllı lenslerin nasıl özellikleri vardır? Akıllı lens dediğimiz şey aslında az önce de bahsettim. Gözümüzde doğuştan olan kendi akıllı merceğimizin yerine koyabileceğimiz onu çok iyi taklit eden bir yapay mercek. Bu kendi merceğimiz matlaştığında, onu ışığı geçirmesi azaldığı için değiştirmemiz ve temizlememiz gerekiyor. Dolayısıyla onu temizlediğimizde yerine koyabileceğimiz şu an için kendi akıllı merceğimizi, kendi merceğimizi en iyi taklit eden mercekler, bu akıllı mercekler. Bunları koyduğumuzda uzaktaki kırma kusurumuzu da düzeltmiş oluyoruz. Ara mesafe dediğimiz bir bir buçuk metre gibi işte market raflarından araba göstergelerine paneline biraz bizden uzakta duran bilgisayardan kullandığımız yakın mesafe araçlara kadar birçok şeyi görmemizi sağlıyor dolayısıyla daha önceden katarak ameliyatı sonrasında tek odaklı mercekler tercih ettiğimizde o dönemlerde hastalarımız yakını göremiyorlardı o merceklerle dolayısıyla yakın için bir gözlük kullanmaları gerekiyordu. Şimdi bu akıllı mercekler sayesinde gözümüzün kendi akıllı merceğini çok iyi taklit edebildiği için uzakta ara mesafede veya yakında herhangi bir gözlük ihtiyacı olmadan rahat bir şekilde görmeye başladı hastalarımız. Şimdi katarak cerrahisini bu şekilde e, akıllı merceklerle tercihe ve gerekliliğe göre yapabiliyorsunuz. Evet. Peki e, akıllı merceklerin başka kullanım alanları neler? Örneğin gözde kişilerin hipermetrop miyop gibi problemleri varsa ya da astigmat varsa bu tür kişilerde katarakları olmasa bile e, akıllı merceklerden faydalanabiliyorlar mı? Evet akıllı mercekler aslında ilk çıktığı zamanlarda Hı -hı. sadece katarak hastalarında uyguladığımız merceklerdi. E, katarak hastaları göz, görmeleri bozulduktan sonra ameliyat olup gözlükten de kurtuldukları uzağı yakını ara mesafeyi çok iyi gördükleri ortaya çıkınca e, bu bir süre sonra lazer veya başka tedavilerle düzeltemediğimiz refraktif hastalarda da kullanılmaya başlandı. Bunların en önemlileri çok yüksek hipermetroplar. Çok yüksek hipermetroplara lazer bazen uygulayamayabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar uzağı göremedikleri gibi yakını hiç göremiyorlar. Genç yaşta olsalar bile bu hastalarda akıllı mercekleri gözde katarak oluşmadan da kullanabiliyoruz. Kullandığımızda Uzağa yakını ara mesafeyi sanki gözünde gözlük varmış gibi ama gözlüksüz bir şekilde görmeleri sağlanıyor. Dolayısıyla yüksek miyoplarda, astigmatı olanlarda, hipermetropu olanlarda, 40 yaşından sonra presbiyopi gelişmiş, yakını gözlüksüz göremeyen fakat gözlük kullanmakta istemeyen insanlarda artık katarak olmadan da clear lens ekstraksiyonu dediğimiz bir yöntemi kullanarak akıllı mercekleri yerleştirebiliyoruz. Peki akıllı mercek e, takılan bir hastada. Yüksek miyop ya da yüksek hipermetropu olan sizin gibi ama katarakta olmayan bir hastaya akıllı mercek taktınız. Bu hasta da ileride katarak gelişiyor mu yoksa akıllı mercekler sayesinde katarak gelişme riski de ortadan mı kalkıyor? Çok karşılaştığımız bir soru. Çok güzel evet. bir noktaya değindiniz. Şimdi gözünde katarak yokken bu akıllı mercekler yapılıp takıldığında acaba ileride katarak olur muyum? Bir daha ameliyat olmam gerekir Hı -hı. mi diye çok merak ediyor hastalarımız. Ee, bu Akıllı mercek işlemi gözümüzün kendi merceğinin yerine yapıldığı için o kendi merceğini temizleyip oraya koyduğumuzdan dolayı ileride de katarak olma imkanları artık kalmamış oluyor. Dolayısıyla ileride oluşabilecek kataraktı da belki erkenden temizlemiş oluyoruz. Ee, ve o mercek sayesinde gözlüklerinden ömrünün sonuna kadar kurtulmuş oluyor. Sabit bir mercek olduğu için de ileriki yaşlarda Numaranın değişmesi, ilerlemesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Peki hemen artık bu konuyu biraz kapamak istiyorum. Biraz da göze dokunmadan yapılan lazer ameliyatlarına evet. gelmek istiyorum. Çünkü sohbetimizin de sonuna yaklaşıyoruz ama çok kısa yanıtlarını rica ettiğim akıllı mercek ameliyatlarıyla ilgili birkaç şey soracağım. Bu ameliyatlar ne kadar sürüyor süre olarak? İki göze aynı anda yapılmıyor. İki göze arasındaki operasyona ne kadarlık bir süre konuyor? E, ameliyattan sonra göz kapatılıyor mu, hastanede kalınması gerekiyor mu. Bir de tabii mevsim itibarıyla artık yaz, e, denize girme e, planı yapan yazın kişiler olabilir. Bu ameliyatı olduktan ne kadar süre sonra deniz ya da havuz mümkün olur? Evet, çok güzel sorular sordunuz yine. Hı hı. Hastalarımızın en çok merak evet. ettiği şeyler bunlar. E, öncelikle sondan başlayalım. Bu katarak ameliyatları yapıldıktan sonra bir tedavi süremiz var. Yaklaşık 3 hafta kadar sürüyor. Bu 3 haftalık tedavi tamamlandıktan sonra hastalarımız istedikleri gibi denize de girebiliyorlar, havuza da girebiliyorlar. Savuna gibi bir alışkanlıkları varsa çok sıcak ortamlarda da bulunabiliyorlar. Hatta dalış yapan hastalarımız bile oluyor. Dolayısıyla 3 haftalık o tedavi süreci tamamlandıktan sonra eskiden günlük hayatlarında ne yapıyorlarsa aynı şeyi devam ettirebiliyorlar. Herhangi bir kısıtlamaya gerek kalmıyor. E, ayrıca bu ameliyatlarda mevsim etkisi de söz konusu değil. Dolayısıyla yaz, kış gibi e, herhangi bir mevsime bağlı olmadan istediğimiz her zaman yapabiliyoruz. E, çok uzun sürmeyen, yaklaşık 5 dakika kadar süren bir ameliyat olduğu için e, damla ile uyuşturuyoruz. Hatta iğne bile yapmadan, sadece yüzeysel bir uyuşma sağlayarak yaklaşık 5 dakika gibi çok kısa bir sürede. Çok hassas bir ameliyat olmasına karşın, cihazlarımız ve e, çok sık yaptığımız bir ameliyat olduğu için çok kısa sürede e, tamamlamak mümkün oluyor ve tamamlandıktan sonra eve gidene kadar birazcık gözünü korusun diye bir bandaj takıyoruz hastalarımıza ama eve gittikten sonra o bantı açabiliyorlar e, ve günlük hayatlarına çok hızlı bir şekilde dönmek mümkün oluyor. Ee, şimdi artık son olarak e, göze dokunmadan yani no touch lazer diye bilinen bir yöntemi e, sormak istiyorum. Hı. Bu nasıl bir e, lazer ameliyatı yöntemidir? Göze dokunmadan lazer ameliyatları için özellikle tercih ettiğiniz bir hasta e, grubu e, var mıdır? Şimdi e, klasik lazer ameliyatlarında e, gözden normalde bir flap kaldırıp yani bir kesi yapıp hı hı. bir flap kaldırıp ondan sonra uygulanıyordu. E, fakat gözden bir kesi deyince e, bazı insanlarda böyle iğneye karşı, işte kesiye karşı çok ciddi bir hassasiyet var. Dolayısıyla birinci olarak bu gözünden herhangi bir şey kesilmesine psikolojik olarak e, tahammül edemeyen insanlarda ya da eskiden korneaları ince olduğu için bu kesi yapılamayıp ameliyat olamayan lazer olamayan hastalar vardı. Onlar da e, kullanılabilen bir yöntem. No touch lazer, göze dokunmadan e, uygulanıyor. Lazer cihazının aslında başından sonuna kendisinin yönettiği, bizim de refakat ettiğimiz bir yöntem. E, özellikle kornea kalınlığı yeterli olmayıp da lazer olamayan, gözüne herhangi bir şeyin dokunmasından çok rahatsız olan, herhangi bir kesi yapılmasını istemeyen e, hassas hastalarımızda uyguladığımız bir yöntem. Bu yöntem sayesinde Gözdeki kırma kusurlarını tamamen ortadan kaldırmak mümkün oluyor. Ve göze sanki hiç dokunulmamış gibi iyileştiğinde de sonrasında herhangi bir iz kalmadan rahatlıkla iyileşebiliyor. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katılarak, hem katarak ameliyatları, hem akıllı lensler, hem de no touch lazer, göze dokunmadan lazer operasyonlarıyla ilgili bilgi verdiniz. Ben de çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün de bir sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Bu programda işlediğimiz ve bundan önce sağlığım için her şeyde ele aldığımız tüm konuların videolarına sağlığım için her şey YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşuncaya dek kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.